Türkiye'nin en iyi televizyonu 24'e hoş geldiniz. An ve zaman akşamı, güzel bir cumartesi akşamı. Yine Koray Şerbetçi ile birlikte An ve Zaman ekibi olarak ekranlarınızdayız, 24'teyiz. Yakın ve uzak tarihi bütün detaylarıyla, bütün ayrıntılarıyla konuşuyoruz. Karşılıklı olarak değerlendiriyoruz. Programın başında hemen iletişim adreslerimizi, bize ulaşabileceğiniz adresleri hatırlatmakta fayda var sayın seyirciler. An ve Zaman 24 TV, Twitter adresimiz An ve Zaman 24 TV, yine Facebook adresimiz, buralardan bizlere ulaşıp sorularınızı yöneltebilirsiniz. Peki bu hafta An ve Zaman'da ne konuşacağız? Bu hafta çok önemli, çok özel bir dosyayı açacağız. Yaklaşık olarak 60-65 dakikalık süre zarfında. 1864 21 Mayıs Büyük Çerkez Sürgünü ya da Büyük Çerkez Katliamı ya da Büyük Çerkez Soykırımı, bunun adını koyarak bunun üzerinden Çerkez tarihine bir pencere açacağız. Bu akşam sadece Koray Şerbetçi ile birlikte değiliz. Ayrıca yayında bir konuğumuz var. Bu meselenin uzmanı bir tarihçi dostumuzdan da yardım alacağız. Onun da fikirlerini ekranlarınıza taşıyacağız. Çerkez Dernekleri Federasyonu basın sözcüsü tarihçi Murat Yalçın da masada. Daha fazla uzatmadan hemen konuklara dönelim. Koray merhaba. Merhaba. Murat Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Murat Bey çok şık görünüyor, öyle değil, evet, mi? Bizim yayınımıza gelmesi, evet. Ama bu akşam özel bir, evet, akşam. Fakat biz bu akşam aslında böyle özel bir yayın derken aslında bir dramdan bahsedeceğiz. Bir yıkımdan, bir felaketten bahsedeceğiz. Evet. 1864'te Kafkasya'nın bu kahraman halkının yerinden yurdundan sökülüp Karadeniz'in hırçın dalgalarına terk edilişini, kaderlerine terk edilişini konuşacağız. Murat Bey bize detaylı açıklamalar yapacak değerli dostumuz, ama Koray ne dersin? 1864 deyince bir toparlama yap istersen bize. Evet, öncelikle kendimden başlayarak gireyim. Biz bugün bir dramın tarihini konuşacağız. Evet. Kahraman, evet, bir halkın acıklı bir hikayesini konuşacağız, hı-hı, yakın dönemde. En baştan izleyicilerimize de bunu söyleyelim. Duygusal içerikli bir program olacak ve ben de bu konuda tarafım. Yani bunu baştan söyleyeyim. 93 Harbi sırasında büyük babaannem, kendisine rahmetle anıyorum, Nafia Şerbetçi'nin dedelerinin de kendisi bir apazdır. Bir kısmının Sivas Yıldızeli'nin Gündoğan Köyü'ne, bir kısmının da Suriye'ye gittiğinin acıklı hikayesi. O yüzden de Murat Bey'den detaylarını alacağız. Bu savaş, Murat Bey de ekleyecek de, Kafkasya'nın Müslüman halklarının gerçekten onurlu direnişini, evet, aynı zamanda bir Müslüman halkın gayrimüslim zulme karşı ayakta duruşunu, aynı zamanda özgürlüğün ve esaretin savaşını da içerdiği için çok önemli gerçekten. Biz daha çok bu programda Murat Bey'den bu işin detaylarını, evet, alalım. 151. Evet, yılında, öyle değil mi? 151. yılında bu, hı-hı, 21 Mayıs 1864'teki bu gerçekten kara günün detaylarını alalım. Ve bu büyük Rus-Kafkas Savaşı'nın acaba hangi ayrıntılarla oluştuğunu bakalım. İşte ortada büyük bir savaş var. Bir, evet, Rus-Kafkas Savaşı var. Hı hı. Ve onurlu bir direniş var. Bu onurlu direnişe geçmeden önce kavramları bence yerli yerine oturtmak lazım. Öyle değil mi? Yani kim nedir, kim, evet, kimdir, kim mesela nereden geliyor? Ben müsaaden olursa hemen Murat, hı hı, Bey'e dönerek şunu, tabii, sormak istiyorum. Hı hı. En basitten başlamalı. Murat Bey, Çerkes kimdir? Kime Çerkes denir? Dar ve geniş anlamda Çerkes dediğimiz zaman kimi anlıyoruz? Şimdi efendim, öncelikle Çerkez Dernekleri Federasyonu olarak biz An ve Zaman programına teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Acılarını paylaşmak adına, Türkiye halkına, Türkiye'de yaşayan tüm halklara bunu anlatmak adına bu tür imkanları çok zor şartlar altında elde ediyorlar. Dolayısıyla bu tür programlar bizim için çok anlam ifade ediyor. Hocam, 24 özgür bir kanaldır. 24 gerçekten acının yaşandığı, gerçekten meselenin, özünün yansıtılması adına açık söyleyeyim, haklıdan yana her zaman taraftır. Onun için başımızın üstünde yeriniz var. Sizin meseleniz bizim meselemizdir. Buyurun lütfen. Şimdi geçen yıl benzer programlarda Çerkez sürgününü, soykırımını anlatırken biraz rahat davranıyorduk. Sanki, hı-hı, Türkiye'de yaşayan herkes Çerkeslerin bu acısından haberdarmış gibi düşünerek konuşuyorduk. Hı-hı. Ama bu yıl arkadaşlarımız, İstanbul Çerkez Derneği'nin gençleri bir farkındalık çalışması yaptılar. Sokak röportajları yaptılar. Hı-hı. Rastgele 150-200 kişiye yakın insanla görüşme yaptılar. Çerkesler kimdir?
Çerkez sürgünü, soykırım deyince ne biliyorsunuz? İnanın %98'i Çerkezlerin anavatanı konusunda hiç alakasız cevaplar verdiler. Aynı şekilde Çerkez sürgünü, soykırımı deyince yani böyle insanı ikna edecek somut hiçbir şey söyleyemediler. Şimdi bu röportajda şu dikkatinizi çekti mi? Yani soru sorulan kişiler Çerkezler mi yoksa Türkiye halkı, Türk halkı, yani herhangi denk gelen herkes mi? Herkes. Yoksa siz kendi halkınızın da durumdan haberdar olmadığından mı dert yanıyorsunuz? Yani burada karşılıklı bir bilgisizlik ve ilgisizlik var. Çerkeslerin bu büyük acısı konusunda ciddi bir bilgi eksikliği var. Tabii burada biz Çerkezlerin ve diğer Kafkasyalı halkların da kendisine öz eleştiri yapması gerekiyor. Biz acılarımızı ve diğer durumlarımızı içinde yaşadığımız halkları anlatmak konusunda çok yetenekli davranamamışız. Evet. Aynı şekilde sadece Çerkezler değil, Kafkasya'daki diğer Abazalar, Asetinler, Dağıstanlar, Çeçenler, Balkanlar'da yaşayan diğer topluluklar, bunların acılarını öğrenme adına, bu acıları paylaşma adına çok somut halk içerisinde, Türkiye'de yaşayan bütün halklar içerisinde bir takım girişimler olmadı. Dolayısıyla birbirimize yabancıyız bu ülkede. Dolayısıyla bu yılki programlarda yapacağımız tüm çalışmalarda soykırımı anlatmak, sürgünü anlatmak bizim için daha ciddi önem arz etmeye başladı. En önemli konu olacak yani. Evet, bu yıl şimdi bizim burada için bir de şey var. Sona bırakmayalım da hazır aklımızdayken hatırlatalım. Bir Mevlid-i Şerif var, bir anma programı. Onu bir hatırlatır mısınız? Hemen programın başında izleyicilerimiz bilsin. Şimdi efendim İstanbul'da Çerkez kurumları ve diğer Çerkeslerin haricinde Kafkasyalı halklara ait sivil toplum örgütlerimiz 21 Mayıs Çerkez soykırım ve sürgününün 151. yılında yapılacak etkinlikleri, programları dağınıklık arz etmeden herkesin katılımıyla ciddi, yoğun katılımlı i̇şte programlar haline getirmeye çalıştılar. Şu an ekranda görüldüğü üzere Rusya Konsolosluğu önünde 21 Mayıs akşamı büyük bir basın açıklaması, protesto yapılacak. Çerkez soykırımının, sürgününün günümüzdeki varisisi Rusya Federasyonu'na tarihi çağrı yapılacak. Tarihi realite, ne sürgün, soykırım. Yapılan az sonra detaylı şekilde Rus kaynaklarıyla anlatacağımız soykırımı haykıracağız. Türkiye'de yaşayan Çerkezler olarak ve diğer Kafkasya halklara ait sivil toplum örgütleri olarak Rusya'ya soykırımı tanıması, sürgünün, soykırımın sonuçlarının telafi edilmesi, işte anavatana gidiş gidiş dönüşlerde kolaylık sağlanması, çifte vatandaşlık gibi uygulamaların bir an önce devreye sokulması, bunun gibi isteklerimiz olacak. Evet, çok hocam, iyi şimdi bir hatırlatma olacak. Çok iyi hatırlatma. Mevlid-i Koray'ın tarifiyle hemen isterseniz verelim çünkü zamanımız çünkü çok önemli hocam. Yani iyi kullanmalıyız. Türkiye halkında ve Çerkez kimdir? O çok önemli. Şimdi Faruk Bey'in sorduğu şeyden hareketle söyleyeyim. 22'si Cuma akşamı, 22 Mayıs Cuma akşamı Eyüp Sultan Camii'nde akşam namazından sonra Adigakase Çerkez Derneği diye büyük bir kurumumuz var. Onun misafirliğinde Mevlid-i Şerif okutulacak Eyüp Sultan Camii'nde. Dolayısıyla tüm inançlı kardeşlerimizi, dostlarımızı Çerkeslerin acısını orada da paylaşmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çerkez kimdir Murat Bey? Şimdi Çerkez kimdir deyince Türkiye'de bir takım algılar var. Bizim camiamızda da en fazla tartışılan konulardan biri bu. Çerkez kimdir? Çerkez Türkiye'de yaşayan halklardaki algıdan hareketle önce ben tanımı açıklamak istiyorum. O büyük sürgün sonrasında büyük hareketler, insan toplulukların Balkanlara, Anadolu'ya, Osmanlı coğrafyasına gelişi. Bu esnada birçok halkı beraberinde bu coğrafyaya sürükledi. Dolayısıyla oradan gelen tüm topluluklara adigelerin yani Çerkeslerin çoğunlukta olmasından dolayı diğer Abazalar gibi, Asetinler gibi, Dağıstanlar gibi, Çeçenler gibi, hatta bileri biraz daha ileri gitti, Gürcüleri kattı içine ve Azerileri kattı. Büyük bir şemsiye, geniş bir tanım, Çerkez tanımı oluşturdu. Dar anlamda kime Çerkez diyebiliriz? Şimdi Rus kaynaklarına, İngiliz kaynaklarına, Osmanlı kaynaklarına, Arap kaynaklarına baktığımızda Çerkez'in tanımı tartışmaya kapalı bir şekilde adigeleri işaret etmektedir. Adigeler değil mi? Evet. Yani şöyle örnek vereyim. Grek-Yunan kaynaklarına baktığımızda Kerketler, Arap kaynaklarına baktığımızda Çerkesler kavramı karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde biz kendimize ne diyoruz? Çerkesler olarak adlandıran bizler kendi o en az 4000 yıllık, 5000 yıllık ismimizi kullanıyoruz. Tarihi ismimizi kullanıyoruz. Biz Adige'yiz.
Adige. Evet, Adige. Hı hı. Yani Anavatan'da şu anda Adige Özek Cumhuriyeti, Karaçay Özek Cumhuriyeti, hı hı. Kabartay Balkarya hı hı. Özek Cumhuriyeti, Şapsuya hı hı. rayonu. Burada yaşayan bizim soydaşlarımız da kendilerine Adige der. Hı hı. Şimdi kelime kökeni olarak da şöyle kaynaklarda Çerkez'in Jarkas toprağı işleyen ya da biraz daha baş kesen tarzında. Çerikes, yani evet. asker kişi anlamına evet. geldiğini de söylüyor. Bu konuda bir var mı sizin ekleyeceğiniz? Şimdi burada Çerkes tanımıyla ilgili hani Çerkesleri bir tanım içerisine koyduğumuzda Adigeleri kapsadığı hı-hı. konusunda net şeyimizi söylemekte fayda var. Hı-hı. Çerkes Senekleri evet, Federasyonu evet. olarak da biz insanlara tanımımızı net söylüyoruz. Evet. Çünkü demin söylediğimiz gibi Çerkes soykırımı, Çerkes sürgünü diyorsak hı-hı. Bunu uluslararası arenada sonuç alacak şekilde bir milli mesele mücadele alanı olarak götüreceksek bir topluma indirgenmesi lazım. Topluma dayandırılması lazım. Bu toplumda demin söylediğim gibi Rus kaynaklarında, Arap kaynaklarında, hı hı. Osmanlı kaynaklarında, İngiliz kaynaklarında adgeleri karşılayan Çerkes tanımıdır. Osmanlı'nın biz 14. 15. yüzyıl itibariyle haritalarına bakıyoruz. Çerkezistan diye evet. bir bölge var, ülke hı hı. var. Hı hı. Abhazya diye evet. bir bölge var. Dağıstan adını verdiğimiz ayrı bir ülke var. Evet. Yani Osmanlı şimdi o haritayı bir görelim mi? Yani haritayı bir görelim. Sizin ülkenizin, vatanınızın haritasını bir görelim mi? Bak şimdi ekranlara gelecek o harita. O harita genel anlamda sanıyorum Çerkeslerin ana vatanı. İşte ekrandaki şu harita öyle değil yani, mi? Yani Türkiye'den hı-hı. haritayı değerlendirecek olursak Karadeniz'in doğu kıyıları. Rus kaynakları yani Rusça. Şimdi arkadaşların haritada gösterdiği, ekranda gösterdiği haritada 5000'e yakın Çerkes yerleşim bölgesinin 1830'larda hı-hı. Haseneko Hamit tarafından ta 1830'larda tek tek kayıtlar altına alınmış arşivlerdeki çalışmaları hı hı. Haseneko Hamit büyük bir çalışma haline, belge haline getiriyor. Hı hı. Orada Kirilce yazıyor şu anda evet, ama Çerkezce hepsi. Hı hı. Onlar Çerkesya kaç olarak... Kaç yerleşim dediniz hocam? 5000'in üzerinde. Evet. Çerkez yerleşim yeri var. Evet. Buraların nüfusları hakkında bilginiz var mı acaba? Yani 3 aşağı 5 yukarı mesela. Yani şöyle örnek verelim. Merkezde kaç kişi yaşıyordur? Yani şöyle örnek verelim. Sürgün ve soykırımın gerçekleşildiği 18. ve 19. yüzyılda Osmanlı kaynaklarında Çerkezistan olarak bilinen hı. yer... İngiliz, Fransız kaynaklarında Çerkesya olarak adlandırılan bu ülkede nereden baksanız 5-6 milyon Çerkes yaşıyor. 5-6 milyon. Bunun haricinde Abhazya, evet. Demin söylediğim gibi Dağıstan gibi ayrı ülkeler de var. Hı-hı. Bu nüfus 18. ve 19. yüzyılda neredeyse 10'da 2 oranında azalacaktır. Nüfusun, 10'da 2 oranında evet, azalıyor. Yani nüfusun nereden baksanız %80'i 85'i katledilmiştir. Şimdi o zaman Koray hocam, burada şöyle hı. bir giriş yapmamız evet. gerekmiyor mu sence? Evet. Murat Hoca durumu iyi özetliyor. Bu önemli bir rakam. 5000 merkezden bahsediyor. Evet. Evet. Şimdi 5000 merkezde yaşayan 5-6 milyon Çerkes ve nüfusun 10'da 2'si yok oluyor. Evet. Şimdi o zaman bu birinci bölüm yavaş yavaş sona doğru gidiyor. Bu yok oluşun adını bir koyalım hocam. Bir de yani bu yok oluşun tarifini bir yapalım. Yani bu yok oluşa tehcir diyen var. Bu yok oluşa sürgün diyen var. Bu yok oluşa holokost ve soykırım diyen var. Ki siz de bunu özellikle ifade ediyorsunuz. Sanırım bunu bir tarif etmek lazım. Önce yani buna ne diyeceğiz? Şunu da söylemek, eklemek lazım. Sanırım Murat Bey ekleyecek. Sadece nüfusun 10'da 2'si gitmedi. Hı-hı. Demin gördüğümüz haritadaki yer isimleri de değil mi hocam? Evet. Kazındı. Orası arkadaşlar kazındı. Tekrar haritayı verebilirse ekrana. Verirler. Hatta ne yaptılar Ruslar? Şimdi 2010 sildiler. Yılında Çerkezya Yurtseverleri diye bir sivil toplum örgütümüz var. Evet. Onlar Anavatan'da demin söylediğim gibi Haseneko Hamit'le irtibata geçerek bu orijinal çalışmayı çoğalttılar. Çerkes diasporasına dağıttılar. Hı hı. Dilediği takdirde Türkiye'de tüm kurumlarımıza bunlar iletilecektir. 5000'den fazla il ufaklı Çerkes yerleşim yeri, Çerkesçe yerleşim yeri 1830'lardan itibaren arşivlerde kayıt altına alınmış. Bunları demin söylediğim gibi Haseneko Hamit toparlıyor. Böyle bir harita ortaya çıkartıyor. Haseneko Hamit'in haritası evet. da ilk kez basında bizim programda. Evet, aynen aynı şekilde. İsimleri silip ne yaptılar hocam? Şimdi 18. yüzyıl ve 19. yüzyılda demin söylediğim gibi az sonra da bizzat Rus kaynaklarıyla anlatacağımız o büyük katliamda, hı-hı. büyük soykırımda, sürgünde
bu köyler yakıldı, yıkıldı. Hı hı. Buradaki insanlar katledildi. Hı hı. Kalanlar ise iki tercih sonrasında boşaltıldı. Hı hı. Ta Kuban ötesine veya evet. Osmanlı topraklarına sürüldü. Hı hı. Yani nüfusun onda biri kalmadı. Çerkesya adını verdi. Bu topraklarda bölgede. Nüfusun ve, onda biri kalmadı. Evet, Koray Bey'in de söylediği üzere bu Çerkes yerleşim yerleri, hı hı. demin söylediğim katliamın ve sürgünün üstüne ekstradan Çerkes yerleşim yerleri Rusçalaştırıldı. Hmm. Yerleşim yerlerinin isimleri değiştiriliyor. Kimin isimlerini verdiler? Genellikle katliamda, soykırımda Çerkezleri toptan yok eden, Ruslara göre büyük başarı kazanmış komutanların, subaylarının isimleri oraya verilmiş. Katliamcı Rus generallerin adı verilmiş. Yani Ruslar, katliamcı Rus generallerin adı. Evet. Ruslar katletmekle evet. kalmıyor. Oradaki Çerkezlerin tarihi izlerini de evet. ediyorlar. Ve Çerkez onuruyla ve diğer Kafkasyalı halkların onuruyla dalga geçer gibi onurumuzu zedeleyecek şekilde katliamda, sürgünde en önde yer alan askerlerin isimleri, subayların isimleri oralara verilmiş. Yerleşim yeri olarak verilmiş. Şimdi hocam evet. bir de bu o tarif meselesi, yani at koyma konusu da önemli. Evet, sürgün, şimdi bir nüfusun, bir halkın onda ikisi yok oluyorsa, yani ölüyorsa, öldürülüyorsa ve yaşadıkları bölgede 5000 yerleşim yeri içerisinde neredeyse hiçbir yerin orijinal adı kalmamışsa, evet. burada yaşayan insanlar sadece onda biri belki kalmışsa ve o insanlar büyük, o insanların büyük kısmı da Karadeniz üzerinden 1864'te Osmanlı topraklarına doğru sürgün edilmişse, kalanlar ve onların da büyük bir kısmı Karadeniz'de büyük felaketler sonucu ölmüşlerse, vefat etmişlerse, bu eyleme ne diyeceğiz? Bu evet. eylemin adı nedir? Şimdi tanımlardan konuşarak hareket etmek faydalı olacaktır, hı hı. burada. Çünkü hem Çerkes halkının hem de Kafkasya'daki diğer halkların yaşamış olduğu bu trajediye, hı hı. değişik tanımlar getiriyorlar insanlar. Evet. Biz burada hani duygusallıkla hareket edip de tarihi realiteden uzak, temelsiz ifadeler, konuşmalar içerisinde olmayacağız. Az sonra bizzat Rus, İngiliz, Fransız kaynaklarından, hı hı. yola çıkarak o döneme ışık tutan tarihi bilgileri aktaracağız. Aktaralım hocam, onlara girelim önce, hemen. Önce bu bir göç olayı mı? Hı hı. Çerkezlerin başına gelen bu felaket göç olarak evet. adlandırılabilir mi? Asla. Göç olayı nedir? Bir topluluğun, bir halkın bulunduğu bölgeden kendi gönül rızası evet. ile siyasi, ekonomik, işte ticari ilişkiler nedeniyle bir bölgeye kendiliğinden gitmesidir. Peki Türkiye'de buna göç diyen bir akıl var mı? Yok. Bugün çok tuhaf bir açıklamaya denk geldim basında. Bizim 21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes sürgününde, soykırımında Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinden ve siyasi partilerden, ülkeyi yöneten liderlerden acımızı paylaşmak adına, hı hı. çok somut ifadeler, net ifadeler, açıklamalar beklediğimiz günlerde bugün basında bir açıklama gördüm. Neydi çok o? Tuhafıma gitti. Sayın Kılıçdaroğlu Çerkes soykırımı, sürgünü konusunda demek ki danışmanlar tarafından çok bilgilendiremedi net bir şekilde. Kafkaslardan göç ifadesini kullandı. Hmm. İzmit'te bugün konuşması vardı gördüğüm kadarıyla. İzmit'te azımsanmayacak sayıda Çerkes nüfusu var. Çerkes, evet. Abazan Sakarya nüfusu var. Evet. Dolayısıyla haklı olarak orada insanların gönlünü almak adına Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir açıklama yapmayı gerekli görmüştür ama bizim tam da soykırım, sürgün diye Türkiye'deki Çerkes kurumları, Kafkas kurumları olarak, hı hı. Kendimizi anlatmaya, ifade etmeye çalıştığımız dönemde, hı hı. Bunu bir göç olarak ifade etmesi büyük bir talihsizlik olmuştur. Talihsizlik ve yanlış. Evet. Ve belki de bilgisizlik. Yani göç mü? Ortadaki insanların neredeyse onda ikisi evet. katledilmiş. Onda biri kendi vatanında kalmamış. Bunun neresi göç? Bu bir göç ya da bu değil. Böyle tarif edilebilir. Bu göç değil. Göç değil. Peki nedir? Peki nedir? Göç evet. değil nedir? Demin söylediğim Rus gibi. Rus kaynakları dediniz ya, oralardan hemen bilgi alalım isterseniz. Şimdi az sonra bununla ilgili örnekleri vereceğim ama, hı hı. şu net ifadeyi oturtmakta evet. fayda var. Çerkesya'dan olsun, Abazya'dan olsun, Dağıstan ülkesinden olsun, hı hı. Tarihin işte 16. 17. 18. yıldan itibaren, hı hı. Kitlesel anlamda büyük halk hareketleri gözükmüyor göç bağlamında. Hı hı. Yani ticari faaliyetlerde bulunmak, turistik faaliyetlerde bulunmak, kültürel faaliyetlerde bulunmak adına, hı hı. göç eden bir topluluk yok orada. Evet. Çok az sayıda bireysel, hı hı. ailesel, işte Selçuklularda, Memlüklerde, daha öncesinde Abbasilerde görev almak isteyen insanlar, askeri idari anlamda bireysel göçler gerçekleştirmişler. Hı.
Osmanlı'ya baktığımızda özellikle Abaza Paşalara çok rastlarız. Evet. Osmanlı tarihinde evet. Görmüşsünüz. Tabii Abaza Mehmet Bunların Paşa. Hepsi ailesel, evet. Bireysel küçük hareketlerdir. Evet. Ama demin söylediğimiz gibi 6-7 milyon insandan bahsediyoruz Çerkezler ve Kafkasya'da. Bu insanların neredeyse 1-1,5 milyonu Kafkasya'da kalıyor, Çerkesya'da kalıyor. Diğer kısmı katliam, sürgün, yolda hayatını kaybetmeler vesaire. Nereye gidiyor bu nüfus? Evet. Demin bir açıklama yapmıştık. Hatırlarsanız Çerkes yerleşim bölgelerini gösterirken 5000 üzerinde Çerkes yerleşim bölgesinden bahsettik. Evet. Yıl 2015 gidelim o bölgeye bakalım. Kaç tane Çerkes yerleşim yeri kalmış? Çerkesçe ismini koruyan. 5-6 milyon nüfustan bahsediyoruz 19. yüzyılda. Evet. 1830'larda. Şu anda gidip biz Çerkesya olarak adlandırdığımız topraklara, yani günümüzde Rusya Federasyonu'na bağlı Adige Özek Cumhuriyeti veya Kabartay Balkarya evet. Cumhuriyeti, Karaçay Çerkes Cumhuriyeti, buraya gittiğimizde 1,5 milyonu bulmuyor Adige nüfusu, Çerkes nüfusu. Bakın ekranda bir izleyicimiz Ümit Adige ne diyor? Karadeniz'den esen rüzgarlar bile içimi acıtıyor. Arkasından Çerkes bayan, Çerkeslere soykırım uygulandı, Rusya bunu kabul etmeli. Yani izleyiciler, Çerkes kökenli Çerkesler olaya hemen tepki gösteriyorlar ama tüm ülke sanırım aslında meselenin farkında. Yani Türkiye bu meseleyi bana göre sahiplenmiş ve taraf noktasında bir ülke. Şu tepkilerden, şu yorumlardan hemen bunu görmemiz mümkün. Adını koyduk o zaman. Adını koyduk yani. En hafifinden sürgün ve gerçek anlamda da bu bir soykırımdır. Az sonra sayın izleyicilerimize burada Rus, Fransız ve İngiliz kaynaklarından bazı ifadeleri kısa kısa paylaştığımızda tanımlar net oturacaktır. Evet. Yani bunun göç hareketi olmadığı, evet. Tamamen bir sürgün olduğu, o zaman, soykırım olduğu ortaya çıkacaktır. Şimdi ortada bir sürgün var. Bir de şöyle yapalım. Aha. Birinci bölümü bitirmemize yaklaşık 5 dakika var. O zaman ben hemen o tariflerden söyleyeyim bahsedelim. O zaman. Evet Koray. Dediğimiz gibi ortada bir sürgün var, bir soykırım var. Fakat tarihsel zeminde bu nasıl başladı? Benim bildiğime göre hocam sanırım Korkunç İvan Kabardey bölgesine 1567'de saldırıyor. İlk Çerkesya ile Rus savaşı, yani bir Kafkas-Rus savaşı diye bir savaş var ortada. Ki bu büyük trajedi, büyük acı, büyük soykırım. Bunun yüzyıllar içerisinde ilerleyen zamanda ortaya. Yani 1567'de başlayan, 1864'te ise büyük bir soykırıma dönüşen bir süreç var. Değil mi? O zaman şöyle söyleyeyim. Ne oldu Çerkezler, Ruslar? O zaman şöyle söyleyeyim. Ruslar Çerkesya'ya neden saldırdı? Neden savaştı? Amaçları neydi? Şimdi oraya şuradan başlamakta fayda olacak. Rusların bir halk olarak, siyasi anlamda da teşekkül olarak ortaya çıkışı 10. yüzyıldır, 11. yüzyıldır. Knezlikler halinde. Bunu tarih bilgilerinde görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur. Ruslarla Kafkasya'da yaşayan halkların ilişkileri ne zaman başladı? 1552'de ve 1556'da Kazan, Asrahan'ın Rusların eline geçmesiyle Ruslar Kafkasya'ya doğru yaklaştı. Ruslar da Kafkasya yüz yüze geldi. Bu arada Fatih Sultan Mehmet dönemi itibariyle Osmanlı Devleti de Karadeniz'in doğu sahillerini, Soğucak, işte Anapa, o bölgelere doğru, Soçi'ye doğru o bölgeleri kıyı şehrini ele geçirmeye başladı. Osmanlı da demin söylediğimiz gibi Abhazya, Çerkesya, Dağıstan adını verdiğimiz ülkelere doğru fetih politikasını evet. Kıyı kesimlerde uygulamaya başladı. Çerkesya'nın güneyinde Osmanlı, kuzey doğusunda ise Ruslar tehdit olarak ortaya çıktı. Ama işin çok tuhaf yönü, tarih vesikalara baktığımızda Osmanlı'nın demin söylediğimiz gibi 1470'ler itibariyle 75, evet, o alanda Çerkesya kıyılarında etkin olması üzerine Kafkasyalı kabilelerden temsilciler heyeti oluşturuluyor. Rus çarının yanına gidiliyor. Osmanlı'nın bu girişimlerinden rahatsızız diye bir takım görüşmeler yapıyorlar. Oysa ki o halk bilmiyor. Bir yüzyıl sonra Kafkasya'daki bütün halkların başına asıl bela olacak güç Rusya'nın kendisi olacak. Burada Rusya'nın kaba tabiyle karın ağrısı neydi? Niye Kafkasya ile yani burada uğraştı? Burada da şimdi Osmanlıcılık yapmak istemem ama Osmanlı tarihinde de Osmanlı'nın tavırlarına ve hareketlerine bu şekilde ilk etapta tam meseleyi idrak etmeden, tam tahlil yapmadan itiraz eden, baş kaldıran, bunu Orta Doğu'da da çok yaşadık. Halkların tabii bir şekilde daha sonra da bu tür musibetlerle, bu tür soykırımlarla, büyük olaylarla yüzleştiğini gördük. Keşke olmasaydı,
Ama oldu. Ondan sonrasına devam edelim. Şimdi Rusya'nın Kafkasya'da, demin söylediğimiz ülkelerde, yani Çerkesya'da, Abhazya'da, Dağıstan bölgesinde bu kadar çetin bir mücadeleye girmesinin nedeni neydi? Büyük resmi görmek lazım. Hı hı. Biliyorsunuz herkesin dillendirdiği şey, Rusya sıcak denizlere inme politikasıyla, evet, hareket ediyordu. Evet. O da neydi? Artık 15. yüzyıl sonları itibariyle coğrafik keşiflerle sömürgecilik aldı başını gitti. Hı hı. Rusya kuzey buz denizinden aşıp sıcak denizlere gidemiyor. Buzlarla kaplı. Hı hı. Dolayısıyla sömürgecilik yarışına katılmak adına, sıcak denizlere inebilmek adına 3 tane yolu denemek zorundaydı. Neydi onlar? Birincisi Balkanlar ve Boğazlar yolundan Akdeniz'e açılıp oradan sıcak denizlere ulaşmak. Diğeri? Osmanlı'nın biz son tarihine baktığımızda son yüzyılda, yani 17. yüzyılın sonu, 18. yüzyıl ve 19. yüzyılda sürekli Osmanlı-Rus savaşlarını görürüz. Evet. Çünkü Rusya iki kapıyı sürekli zorlamıştır. Birinci kapı neresiymiş? Balkanlar ve Boğazlar yolu üzerinden Akdeniz'e açılıp oradan sıcak denizlere gitmek. İkincisi ise bizde ilgili olan kısmı, Kafkaslar üzerinden Basra Körfezi'ne ulaşıp oradan sıcak denizlere, evet, ulaşmak. Evet. Üçüncüsü ise Orta Asya Türklüğü üzerinden Hindistan'a ulaşıp oradan okyanus üzeri sıcak denizlere gitmek istiyor. O biraz daha uzak bir yol. Hindistan'da tabii. O dönemde genellikle İngilizler olduğu için Ruslar İngilizlere savaşı göze alamamışlardır. Hmm. Demin söylediğim iki yeri zorlamışlardır. Balkanlar ve Boğazlar birinci, evet, yol. Hı hı. İkinci yol ise Kafkaslar üzerinden Basra Körfezi'ne ulaşmak. Burada Rusya'yı yanıltan şu oldu. Yani Kafkasya'yı o kadar kolay görüyor ki kendince, bir iki ayda geçebileceği, hı hı, Basra Körfezi'ne ulaşabileceği kolay bir lokma, hı, kolay bir bölge olarak görüyor. Dirençsiz bir halk gibi görüyor herhalde, evet, Çerkesleri ki burayı, evet, zorluyor. Şimdi Murat Bey, Rusya buraya indi. Kafkas halklarıyla, hı, yüzde geldi. En başta işte Kabardağ bölgesinde Çerkeslerle, evet, karşı karşıya geldi. Onun nedeni şu, şimdi arkadaşlar haritayı verirlerse orada ben anlatmakta daha kolay. Yalnız birinci bölümü toparlıyoruz şimdi, bir dakika sonra reklam arasına gideceğiz. Şöyle söyleyeyim, Kabardeyler veya Kaberdeyler, biz orijinal haline söyleyelim. Nasıl diyorsunuz, bir daha söyleyin. Kaberdey. Yani orijinal hali nedir? Evet, Kaberdey. Kaberdey. Evet, Adigelerin, Çerkeslerin Adigelerin alt boyudur. Haritamız ekranda. Kendileri Adige'dir. Hı hı. Kuban nehrinden Çerkesya'ya doğru inerken, hı, Rusların ilk karşılaşacağı topluluk Adige boyu olan Kaberdeyler olmuştur. Hmm. Dolayısıyla Kaberdeyler Ruslarla en çetin ilk savaşlar yaşayan topluluk olmuştur. Ve şunu söyleyelim, müthiş bir direniş başladı Ruslara karşı. Evet. Ruslar hiç ummadıkları bir direnişle karşılaştılar. Hı-hı. Çünkü onlar görüyordu ki burada dağınık kabileler var. Belli bir merkeziyet yok. Çünkü Osmanlı'nın resmi olarak Osmanlı, yani halifeye bağlı ama, hı-hı, hiçbir zaman fiilen bağlı olmamış. Orayı otonom, da vurgulamakta fayda, evet, var. Otonom yaşadı değil tarihin mi? Tarihin hiçbir döneminde Çerkesya olarak adlandırdığımız bölge veya Abhazya veya demin söylediğimiz Çeçenistan ve Dağıstan'ı kapsayan Dağıstan ülkesi, hı hı, ne Rusya'ya, evet, ne de Osmanlı'ya fiilen bağlı olamamıştır. Elde, hı, tutulamamıştır. Hı hı. İdari anlamda bir Osmanlı'da bir Rusya'da olmuştur ama dini yönden, Osmanlı bağlı halifesine, evet, kendini bağlı hissetmişlerdir. İdari anlamda Osmanlı toprağı şimdi sayılmıştır. Şimdi bu noktadan sonra çok merak şeyi ettim. Yani o söylediğiniz lazım. Yerdeki, evet, büyük daha doğrusu ilk karşılaşma, yani Rusların Çerkesleri yumuşak karın, dirençsiz bir halk olarak görmesi ve bu kanalı, bu yönü zorlaması, şimdi bugün anlaşılıyor ki aslında bir savaş stratejisi anlamında başarısız bir öngörü. Yani Çerkesler hiç de öyle yumuşak karın, hemen gel geç topraklarımızdan geçebilirsin diyecek bir halk değil. Rusya'yı bu konuda cesaretlendiren aslında şu oldu. Çerkesya'nın tarihine ve Kafkasya'daki diğer toplulukların tarihine dönecek olursak, yayılmacı bir zihniyetle asla komşularına saldırmamışlar. Hı hı. O yüksek, evet, dağlık arazide, yaylalarında özgür bir şekilde yaşamışlar. Evet. Demin söylediğimiz gibi çok eskiye gittiğimizde alanlardan, Sarmatlardan, Perslerden, Hunlardan, Moğollardan, Selçuklara kadar o bölgeyi ele geçirmek isteyen hiçbir güç, hı hı, orada yaşayan halklar üzerinde egemen olamamıştır fiilen. Güneyden geçmiştir, evet, kuzeyden geçmiştir ama o bölgenin halkı her zaman özgür kalmış. İstila edilmemiş, işgal edilmemiş. Evet.
Coğrafya. Evet, evet hocam, şunu vurgulamak lazım. Lütfen. Çok güzel bir yere getirdin. Hı hı. Şimdi Ruslar böyle yumuşak karın olmadığını anlayınca, ama hocamın söylediği gibi yayılmacı emellerinden vazgeçmedikleri için, hı hı, bu sefer korkunç, acımasız bir savaş taktiği uygulamaya başladılar. Ne yaptılar? Bu noktadan sonra onu vurgulamak lazım. Hı hı. Gerçekten Rusların yürüttüğü savaş, hı hı, bu konuda çok acımasız. Mesela benim bildiğim bir veba salgını var, değil mi? Evet. Bu veba salgını Çerkeslerin gerçekten direnişini kırıyor. Ve yani o, Rusların sebep olduğu, yok, ya da Ruslar şöyle yapıyorlar, veba salgını, bir biyolojik savaştan mı bahsediyoruz? Yok, diyecek. Kendiliğinden, hı-hı, bir veba salgını var, ama bu veba salgını fırsat bilerek müthiş bir saldırı düzenliyorlar. Hı-hı. Hatta kalanlar da Humbaley Nehri'ydi yanılmıyorsam, kırmızı akmıştır. Şöyle bir deyim var mı? Yani vebadan kurtulanı Humbaley Nehri alır diye bir, evet, kaynakta okumuştum. Hı-hı. Ruslar hani her türlü sıkıntılarından yararlanarak, ve hocam burada buna vurgu yapması lazım, bu noktadan sonra korkunç bir, acımasız bir savaş taktiği yürüttüler. Ve gerçekten bundan sonra hani hem Çerkesler hem diğer Kafkas toplulukları için çok sıkıntılı günler 1864'e doğru gelirsek başladı. Öyle değil mi hocam? Aynen o şekilde. O zaman şöyle de bir yere hemen geçiş yapalım şu kısa süre zarfında. 1864 21 Mayıs, Ruslar bu bölgeyi işgal mi ettiler ki bu bölgede yaşayan halkı artık oradan sürmeye, yani katlettiklerini, öldürdüklerini öldürdüler ve o direnci kırdılar. 1864 21 Mayıs bu tarihi işaretleme özellikle bu halkın artık yavaş yavaş ele geçirildiğinin işareti ya da tarihi midir? Çünkü bir şekilde ele geçirmediğiniz yerdeki insanları hani gemilere doldurup Karadeniz'e salmak, Karadeniz üzerinden artık nereye giderseniz gidin demek de sanırım o bölgeyi bir ele geçirmiş olmayı gerektiriyor. Yani öyle değil mi? Şimdi, yani bu tarihi işaretleme sebebiniz, evet, o bölgenin işgali midir? Evet. Şimdi 21 Mayıs 1864 tarihi Çerkes halkı için sembolik bir tarihtir. Evet. Çerkez-Rus savaşlarının başlangıç noktasına bakarsak 1760'lara giriyor. Hı-hı. 1763'ten 1864'e kadar gelen bir süreç. Yani 1864'ü neden başak 20, bir tarih 20, olarak koydunuz? 21 Mayıs 1864 niye bir dönüm noktası? Evet, niçin? Çünkü Rus birliklerinin Çerkesya'daki son savaşçı birliği, süvari birliğini, askeri birliği, hmm, tamamen bir kişi kalmayacak şekilde yok ettiği günün tarihi. İşte onu söylüyorum. Evet. Yani demek ki hani, burayı tam olarak bu tarihte, evet, ele geçirdi Ruslar. O, evet. Geçen Soçi kış olimpiyatları düzenlendi. Hmm. Soçi, Saçe, Çerkesya'nın başkentiydi. Saçe diyorsunuz. Evet, Soçi. Orijinal adı nedir oranın? Çerkesçe Saçe. 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 Kullanılır, hı-hı, genellikle. Günümüzde Soçi şehri olarak, hı-hı, bilinmekte. Burada Krasnaya Polyana adını verdiğimiz Kızılçayır anlamına gelen yerde, evet, son Çerkes Birliği 1864, evet, 21 Mayıs'ında katledilmiş. O yüzden sembolik ve Kızılçayır ismini buradan alıyor. Hmm. Katledilen insanların kanından dolayı çayırlar kıpkırmızı kan akıyor, evet, ve burada son birlik yok edildikten sonra, hı-hı, Rus askeri müfrezeleri, birlikleri zafer yürüyüşü yapıyorlar. Onların zafer yürüyüşü yaptıkları o tarih dünya üzerindeki bütün Çerkezler için kara bir günün başlangıcıdır. 21, evet, Mayıs 1864. Evet. Şimdi hocam araya gideceğim ama çok kısa şunu da cevaplarsanız sevinirim. Karadeniz'e açılan Çerkeslerin, daha doğrusu Karadeniz'e sürülen Çerkeslerin ortalama, tabii rakamları bilmenize imkan yok ama size göre yüzde kaçı Anadolu'ya gelebilmiştir? Yani bu önemli bir şeydir. Yani 300 bin mi, 500 bin mi, 1 milyon mu? Ne kadar Çerkes Anadolu topraklarına gelebildi? Bunu kısaca bir tarif ederseniz en azından rakamlar anlamında da bir akıl yürütme mümkün, şimdi, olabilir. Karadeniz'in kıyılarına, Çerkesya kıyılarına, Abazya, evet, kıyılarına yığılan halk takalarla, gemilerle ve kayıklarla, o dönemin tekniki şartlarıyla artık ne kendilerine imkan bulabilirlerse Anadolu kıyısına, hı hı, ve Balkanlardaki kıyılara kendilerini atmışlardır. Şimdi böyle hiperaktif program yapmanın avantajları var. Ekrana hemen bir bilgi düşüyor. Mümtaz Demiral diyor ki 1871'de çıkan Dünya Gezgini gazetesine göre sürgün esnasında her 3 Çerkes'ten ikisi yaşamını yitirmiştir. Şimdi katılıyor musunuz? Aynen. İkinci bölümde ben bunu anlatacağım. Hı hı. Çerkesya'daki 10 kişiden 8'i yaşamını yitiriyor.
büyük rakam. Büyük yani bu katliam yani, dersiniz, evet. Sürgün esnasındaki şartlar dersiniz, buna... Koray Bey'in söylediği gibi hı-hı. Salgın hastalıklardan, açlıktan, soğuktan dersiniz. Sizin sorunuzdan... Hocam çok gerçekten yani şimdi işi dramatize etme şeyinde değilim ama yani her 10 kişiden 8'inin hayatını evet. kaybettiği bir duruma isim koyma arayışımız da biraz beyhude gibi geliyor. Evet. Zaten kendi kendine adını koymuş işte. Yani 10 kişiden 8'i yaşamıyor. Buna neyin adını koyacağız? Bu tam anlamıyla bir soykırım. Yani evet. hani benim söylememle soykırım olacak değil ama ortada İylem da bir vaka var, bir durum var. Bunu yani. Zaten Ruslar az sonra ikinci bölümde anlatacağız. Kendileri soykırım diye haykırıyor zaten. Evet. Sürgün diye haykırıyor. Bunu az sonra kaynaklardan tek tek şimdi Ruslar haykırıyor da Ruslar başka şeyleri de haykırıyor bugünlerde. Yani bunu söylemek istemiyorum aslında. Yani hani Erivan'a gitmeden bir araya gitmem önce gerekiyor bir bakmak arkadaşlar. Lazım. Yani iyi bir evet. yerde kesmiyorum farkındayım öyle ama. Yani Erivan'a gitmeden önce yani bakmak biraz lazım. Hani böyle haykırdığın şeyleri de kalkıp düzgün haykır. Evet. Hani herkes bilsin. Hemen araya gitmek zorundayım. Aradan sonra konuşacağız. Sevgili seyirciler şimdi aradan sonra burada başka bir giriş yapacağız. Lütfen reklamları izleyin. Ama o girişi kaçırmayın. Çünkü 1864 21 Mayıs'ın ağıtını, 21 Mayıs'ın acısını bu ekranda bambaşka bir şekilde hissedeceksiniz. Biraz sonra buradayız. Deş pşan da guşan şı gurşı zojaja Si gujam gışit fura Şakur sağab yine askerler tarafından tarumar ediliyordu. Analar evlatlarından acımasızca koparılıyordu. Kimi Sibirya'ya, kimi meçhule. Dilini dahi bilmediğimiz topraklara, İstanbul diye bir yere gönderiliyordu. Nasıl ayrılabilirim baba ocağımdan? Nasıl bırakabilirim bağımı, bahçemi, dağlarındaki Kafkas kartallarını, çocukluğumu, gençliğimi? Yüreğimi sökercesine vatanımı benden alıyorlardı. Güzel saçlı kız kardeşimi gözyaşları içinde benden aldılar. Şimdi ben onların haberlerini nereden, kimden alacağım? Çerkesya'nın bayrağı şimdilerde öksüz, şimdilerde yetim bırakıldı. Rüzgarın önünde savruluyor oradan oraya. Dünyadaki tüm Çerkeslere sesleniyorum. Her 21 Mayıs'ta aya bakın, çünkü ay o gecenin şahidiydi. Dikapta gur düneyişvam, şahvam kudu şi guhaş. Uy guş ağır kıtlemişsim, dik adınım dine saş. Din orta ur, dik ahuma, guğar dik af avra de şaş. Nefeteşim dışıhuma, de adiyev dik alfaş.
Kepkın şamak şetler şete ucum. Zile jajır arderaş. Ditha, tığağıt şet haji. Fuğuş arıqıt kopş as. Siğo şıbha. Jihir jıbğam jirihame şemik aj. Kepkın kab jihime am. Doğu atıper sıxavş aj. Si shifna khashagu shari zarsh hatsbarini didesh zarbini ura saqiz karishawa Şam gari vay, yestem bedim da şam gari vay. Ad geç para koşarı vay, zıbkam zere harı. Bideş ya haber şeri şatta qıt fi hinu yestem benim daşem vari Şemvari vay, yestem dedim da şemvari vay. Evet, İstanbul yolcularını dinledik. İshak Akbay sanatçımız, çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ve Pişinova Taner Yavaş, yani ne demek Murat Bey? Pişinova ne demek? Pişine bizim Çerkez kültüründe akordeondan ziyade daha küçük geleneksel çalgımız. Hı hı. Onu çalan müzisyenlerimize Pişinova denir. Pişinova. Evet. Pişinova. O düğünün müziğini çalan müzisyenimize Pişinova denir. Arkadaşlara çok çok teşekkür ederiz. Son bölümde bir ezgi daha dinlemek isteriz doğrusu. Çünkü yani bizi bu kadar etkiliyorsa sizi bambaşka şekilde etkiliyor demektir. Bu arada bir tweet var, onu okumak isterim doğrusu. Setenay Nurdan Çeçem şöyle diyor. Olmamış bir soykırım hakkında bu kadar konuşurken olmuş bir soykırım hakkında neden sessiz kalınıyor? Belki de geceye damga vuran izahat, evet, açıklama tarifte bu olsa gerek. Bu arada sevgili seyirciler, Çerkez sürgünü hashtag ile an ve zaman 24 TV Twitter ve Facebook üzerinden yorumlarınızı bekliyoruz. Bir hayli fazla yorum geldi. Ekranda yer alıyor arkadaşlar. Ekrana getiriyorlar. 1864 151. Çerkez sürgünü ve soykırımını anıyoruz an ve zamanda. Evet Koray, sen de. Evet, bir de sevgili Muharrem Demircan şöyle bir ekleme yapmış. Demin benim bahsettiğim veba sana destek çıkmış. Demiş ki bu veba kendiliğinden olmadı. Hı hı. Ruslar vebalı sincapları bilerek, yani bir tür biyolojik savaş olarak gönderdiler. Hı hı. Evet, gerçekten hani sürgün en hafifinden dedik. Bu, hı hı, kelimenin tam anlamıyla bir soykırımdır. Evet. Ben Murat Bey'e şunu sormak istiyorum. Evet. Karadeniz neden en fazla Çerkezlere karadır? Evet, bunu iki örnekle ben net bir şekilde anlatmak istiyorum. Karadeniz'in adı üstünde Karadeniz. Ama Çerkezler için çok ayrı bir yeri var. Tabii trajik bir hikayesi var bunun. Birincisi, az sonra eğer vakit kalırsa bununla ilgili kaynaklarda ifade edeceğimiz üzere 50-60 kişilik teknelere, takalara, gemilere kapasitenin çok çok üstünde insan bindirilmişti. Dolayısıyla bunlar Çerkesya'nın kıyılarından Anadolu'ya, Osmanlı topraklarına gelirken bu taşıtların çoğu Karadeniz'in azgın suları arasında batma tehlikesi geçirdi. Çoğu battı. Demin sizin söylediğiniz gibi
salgın hastalıklar baş gösterdiğinde insanlar diğer yolculara da hastalık bulaştırmasın diye kaptanlar tarafından Karadeniz'in azgın sular arasına bırakıldı. 1,5 milyona yakın insan, Çerkesler, Abazalar, Asetinler, Dağıstan halkları Karadeniz sahillerinden Osmanlı'nın kıyılarına kendisini atmışlardır. Evet. Demin söylediğimiz gibi Karadeniz'de geçen bu tehlikeli yolculuk esnasında nereden baksanız 500,000'e yakın insan hayatını kaybediyor. Dönse de bu yolculukta hayatını kaybediyor. Evet, Karadeniz yüzen mezarlık haline geldi. Soykırımı gelmiştir. Yapanlar Kafkasya'da, soykırıma maruz kalanlar gurbette diyor izleyicimiz. Evet. Şimdi demin söylediğimiz gibi Karadeniz Çerkezler için yüzen mezarlık haline gelmiştir. 1859, 60, 61, 62, 63, 64 o süreçte 500,000'e yakın insan hayatını kaybetti. Dolayısıyla atalarımıza mezar olmuş olan bir denizden çıkan balı nasıl yiyebiliriz? Evet. Çerkezler bunu uzun yıllar üzerinden atamamışlardır. İşte şu görüntüler en azından. Evet, gördüğünüz gibi Çerkez kıyılarında küçük kayıklara, ileride gördüğünüz gibi gemilere bindiren insanlar gösteriyor. Bunların çoğu yolda batmıştır. Demin söylediğim gibi salgın hastalık götüren gösteren insanlar kaptanlar tarafından maalesef canlı canlı denizin içine bırakılmıştır. Yani bir de şöyle de bir not var. Tabii izleyicilerimiz de bilgilerini paylaşıyorlar. Trabzon'da diyor ulaşanlardan bile Trabzon'da günde 400 kişi hayatını kaybediyor. 53 bin kişi ölmüş sadece Trabzon'da. Samsun'da günde 250 kişi. Trabzon'da da 53 bin şimdi kişi ölmüş. Karadeniz niye bize çok daha fazla kara? Bununla ilgili bir notu daha şey yapmak istiyorum. Sosyal medyada bu sürekli paylaşılıyor. Yaşlı bir Çerkez hatıratında şunu söylüyor. Karadeniz yıllarca karpuz gibi insan kafatasını suyun üstüne atıyordu. O kafatasları kıyılara vuruyordu. Kafataslarının üstündeki sakallardan ve bayanların saçlarından yıllarca kuşlar yuva yaptı. Bunu unutamazdı. Unutamaz Çerkezler. Evet. Dolayısıyla da demin söylediğimiz gibi Karadeniz denildiğinde Çerkezler için mezarlık, sürgün, soykırım, bir sürü acı akla geldi. Murat Bey, Rus tarihçisi, madem Ruslardan bahsediyoruz, Gumilev şöyle diyor, biraz da diyor bir millet kendi tarihini düşmandan okumalı. Peki Gumilev Rus tarihçi, biz de şunu diyoruz. Çerkez soykırımı hakkında böyle bilindik, tanındık. Ruslardan bu konuda hani bir itiraf edercesine, artık küpün dışına sızmış. Elinizde bir belge var mı bize? Ki Ruslar da şu ekmeği de yapmak lazım. Ruslar da hani edebiyatta, sanatta bayağı ciddi bir topluluktur. Ciddi yani bir topluluk, evet. En azından yazdıklarına bakarsak vicdanlı bir topluluk gibi duruyor. Peki öyle mi duruyor Murat Bey? Şimdi bununla ilgili onlarca örnek var. Önlerinizde de duruyor. Programın başında Çerkesya haritasını, Kafkasya'yı ve Çerkesya ülkesini gösteren bir harita paylaşmıştık. Evet. Onu arkadaşlar tekrar ekrana getirirlerse bu 5000 Çerkez yerleşim biriminden oluşan bu haritayı 1830'lara göre hazırlayan Haseneko Hamit bu çalışma yaparken FSB tarafından sürekli baskı altına alınıyor. Bulunduğu yerden başka yerlere gitmesi, yani seyahat özgürlüğü engelleniyor, ciddi baskılar oluyor, gözaltına alınıyor. Buna rağmen bu haritayı basıyor. Şimdi nereye getiriyorum konuyu? Çerkez yerleşim bölgelerinin nasıl ortadan kaldırıldığını, oradaki insanların başına ne geldiğini bizzat Rus kaynaklardan size birkaç şey söyleyeceğim. Bunlar çok tanıdık isimler aslında. Yani Çerkesler Çerkez sürgününü, soykırımını dile getirirken burada duygusal davranıp olmayanı anlatarak değil, bizzat Rusların ağzından döneme tanıklık eden gezginler, komutanlar, seyyahlar, onların kaleminden Çerkez sürgününü, soykırımı açıklığa kavuşturmalı. Evet. Ben herkesin çok yakından tanıdığı ünlü Rus edebiyatçısı Puşkin'le başlamak istiyorum. Çok kısa bir bölüm alacağım. Çerkesler bizden nefret ediyor. Çünkü onları özgür yaylalarından attık. Köylerini yaktık ve kabileleri toptan yok ettik diyor. Puşkin diyor bunu. Evet, Rus edebiyatçı Puşkin bunu aynen bu ifadeyi kullanıyor. Evet. Puşkin kabileleri toptan yok ettik diyor. Puşkin onu söylerken Ümit Aslan da aynı zamanda programa iştirak ediyor ve hemen diyor ki hocam, Çerkezya'nın stratejik durumu da Ruslar için çok önemli. Şimdi bile soykırım devam etmektedir diyor. Şimdi Murat Yalçın, sen bize Puşkin'den bahsediyorsun ama izleyicimiz diyor ki şu anda soykırım Rusya eliyle devam ediyor diyor şu andaki durum. Peki Tolstoy ne diyor? Evet, Tolstoy'dan biraz örnek vermek istiyorum.
Bu da aynı şekilde ünlü bir Rus edebiyatçı. Evet. Dünya genelinde tanınan bir edebiyatçı. Köylere gece karanlığında dalıvermek adet haline gelmişti. Gecenin kara örtüsü altında Rus askerlerinin ikişer üçer evlere dalmasını izleyen dehşet sahneleri öylesine korkunçtu ki hiçbir rapor görevlisi olanları aktarmaya cesaret edemezdi diyor. Tolstoy. Evet, Tolstoy bunu kendisi kendi anlatımıyla hatırlatıyor. Yani yiğidi öldür hakkını ver noktası. Evet. Ben hani Rusların bir vicdanı var mı derken yine edebiyatçılar durumu izah ediyorlar. Yani ne olduğunu Puşkin'den, Tolstoy'dan en azından anlıyoruz. Ben Çerkes kökenli bir tarihçiyim. Evet. Benden ziyade Rus tarihçiler de bu konuyu açıklık onlar getiriyor. Onlar ne diyor? Sulujyen, ünlü Rus tarihçisi aynen şu ifadeyi kullanıyor. Ne diyor? Dağlar teslim olmuyor diye biz davamızdan vazgeçemezdik. Dava neyi burada? Sıcak denizlere ulaşmak. Evet. Kafkasya'yı... Rusya'nın devlet stratejisi, evet. Devlet planı. Evet. Burası çok önemli. Silahlarını alabilmek için yarısının kırılması gerekti. Evet, Rus tarihçi Sulujyen söylüyor bunu. Silahlarını alabilmek için o bölgedeki halkın yarısının kırılması gerekti. Kanlı savaşta birçok kabile tümüyle yok oldu. Yok oldu derken... Biz yok ettik diyor aslında. Biz yok ettik diyor. Rus ordusu burada soykırım yapmış. Evet. Ayrıca çoğu anneler bize vermemek için kendi çocuklarını öldürüyordu. Birçok kabile bu yüzden yok oldu diyor. Bize vermemek için kendi çocuklarını öldürüyorlar. Buna, nasıl bir şimdi bir trajedi bir trajedi yani nasıl bir ruh halidir yani? Bununla ilgili aslında çok uzağa gitmeye gerek yok. İkinci Dünya Savaşı'ndan buna benzer yine son paragrafta dile getirdim, son cümlede dile getirdim durum yaşanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla beraber Ruslara karşı savaştıkları iddia edilen biliyorsunuz Almanların elinde Kafkasyalılar vardı. Bunlar Ruslara iade edilmeye çalışıldı yapılan anlaşmalarla. Drau faciası, tarihte Drau faciası olarak bilinir. Ruslara teslim edildiklerinde başlarına ne geleceğini bilen Kafkasyalılar çocuklarla beraber kendilerini köprüden Drau nehrine atmışlardır. Düşünebiliyor musunuz? Rusların eline geçtiğinde başlarına gelebilecekleri dehşeti, tecavüzleri, işkenceleri, ölümleri bunları göz önüne aldıklarında en şerefli ölümün Drau nehrine atlayarak hayatlarına son vermek olduğunu görüyoruz. Problem yok. Bizim tarihimizde de 1940'lı yıllarda Azerileri teslim ettik biz de devlet eliyle. Yani hani ne olduğunu bildiğin, aslında o halkın başına ne geleceğini bildiğin halde kalkıp aslanlar arenasına masum bir halkı atarsan elbette ki yani bütün bunlar yaşanacak, bütün bunlar olacak. Dolayısıyla bu tarihi hatalar en azından aynı medeniyet cephesinin mensupları olduğumuz bilinci bir yere oturmalı ki bu vahim olaylar yaşanmamalı notunu da düşmek isterim doğrusu. Murat Bey'e ek yapmak istiyorum. Hani evet Rus yazarlar ve generaller diyor da yahu işin başındaki Rus çarı bunu söylüyor. Yani Çar 1. Nikola sanırım dağlı diye tabir ediyorlar değil mi? Kafkasya'da yaşayan Çerkesler, Abazalar. Ne diyor? Şöyle stratejisini Rus çarı yani bu işin en başındaki adam çok net açıklamış. Diyor ki birincisi stratejimiz dağlı halkları ebediyen itaat altına almak. İkincisi ise itaat etmeyenleri yok etmek. Çerkeslerin itaat edecek bir halk olmadığını söyledik. O zaman ne oluyor? İkincisi ortaya çıkıyor. Yalnız bir şey var, demin bir tweet gördüm, bir arkadaşın ismini yakalayamadım ama şöyle biraz bir haksız bir ifade kullanmış. Edirne Anlaşması'yla Çerkesleri Ruslara teslim eden Osmanlı demiş. Ben bunu reddediyorum. Bir orada bana da bir eleştiri geldi. Şöyle ben ona da cevap vereyim. Bak onu da söyleyeyim. Dur, onu bir söyleyeyim hocam. Özellikle çünkü 19. yüzyıl Osmanlı'nın gerçekten İlber Hoca'nın dediği gibi en uzun yüzyılı ve Osmanlı Devleti'nin gerçekten ayakta kalabilmek için çok mücadele şu ettiği bir yer. Evet, evet, aynen öyle. Şimdi kaynarca Edirne anlaşmalarından bahseder misiniz? O çok ben, büyük bir haksızlık. İsterseniz o konuda şöyle bir bilgi vereyim. 1827-29 Osmanlı-Rus savaşı var. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin Navarin'de donanması yıkılıyor. O baskın yaşanıyor. 1829'lar Osmanlı'nın Rum-Yunan isyanına da denk gelen en bir süreç. En zor yüzyıllar. Hem Osmanlı'nın iç isyanı var. Evet. Rum-Yunan isyanı var. Bir tarafta ekonomisi çökmek üzere. Bir tarafta savaşlar Osmanlı'nın gerçekten zor olduğu bir dönemler. Evet. Dolayısıyla arkadaşın yazmış olduğu tweet'te şu gerçeklik payı var. Evet, 1829 Edirne Anlaşması'yla
Çerkesya'da yaşayan halkları Osmanlı idari açıdan Rusya'nın eline vermiştir. Başka da çaresi yoktu. Neredeyse Ruslar İstanbul'a inmek üzere zaten. Ki hani o dönemde kendi ayakta kalmak için bir mücadele veriyor. Ama en azından Müslüman Çerkezlerin bu topraklara getirilmesi, burada istihdam edilmesi, dini liderler yani halife olarak buraya gelmesi de hani gözden kaçırılmamalı. Şimdi orada arkadaşın arkadaş bir de not düşmüş. Bizim rejideki ekip nezaket gösterip benim adımı oradan çıkarmışlar. Şöyle de bir şey diyor. Osmanlıcılık yapmak istemeyen sunucu bey diyor. O anlaşmanın maddelerinden bir bahseder misiniz diyor. Şimdi buradan gerçekten durumu anlamak ve tahlil etmek bazı sorunlara yol açabilir. Ama 1864 meselesinin Osmanlı hatası olarak eğer açarsak ya da Osmanlı hatası kanalından tartışmaya girersek, Osmanlı'nın büyük hataları var mıydı noktasına getirirsek, sanırım hırsızlığı yapan tilkiyi görmemiş oluruz. Yani sahibiyle uğraşır gibi bir durumda oluruz. Bir üzgünüm, Çerkez halkını ben yapıyorum Osmanlıcılık. Yani böyle bir durum. Yapıyorum. Çerkez halkını yerinden yurdundan süren, katleden, Kafkasya'dan söküp atan, Karadeniz'de ölüme terk eden, balıklara yem eden Ruslar mıdır, Rus çarı mıdır, değil midir? Benim büyük meselem budur. Hayır, bu meseleyi bir netleştirmem bir lazım. Bir de sıkıntı yok. Ben Murat Bey'e hemen lazım sorayım şimdi. Sene 1913. Evet. Balkanları kaybetmişiz. Hı-hı. Fakat Balkanlarda Türk tarihinin en kısa ömürlü devleti 52 gün sürüyor. Hı-hı. Hem de ilk cumhuriyeti kuruluyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce 10 yıl önce, hı-hı, Batı Trakya Türk Cumhuriyeti kuruyor. Hı-hı. Şimdi hepimiz burada biliyoruz ama ben Murat Bey'e nezaketen toplatacağım. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'nin altını çiziyorum. Kur'an Teşkilat-ı Mahsusa'nın lideri kimdir ve kökeni nedir? Buyurun. Çok derin ve iyi bir soru ama bu. Evet. Çerkesler o 1864 göçü sürgünü ve sonrasında Osmanlı topraklarına geldiğinde, evet, savaşmak, askerlik mesleğinden muaf olmana rağmen, hı-hı, lazım olduğunda hemen cepheye koşmuşlardır. Vatan kaybetmenin en iyi ne olduğunu bilen Çerkezlerdir. Aynen. Vatan kaybetmek duygusunun ne olduğunu en kesinlikle iyi bilen Çerkezler olmuştur. Bir de Muhacırlardır. Balkan, evet, Muhacırları. Bir de Rumeli Türkleri. Rumeli, evet, Türkleri diye, evet, toparlayabiliriz. Çerkezler, bir de Rumeli Türkleri. Her zaman cepheye koşmuşlardır. Evet, Balkan kesinlikle savaşlarında bu konuya değinmeden, evet, önce 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı var. Evet. 93, evet, Harbiye. 1864-1877, evet, çok az bir süre var. Savaşta muaf olmalarına rağmen, askerlik görevinden muaf olmalarına rağmen 93 Harbi'nde Doğu Cephesi'nde bakıyoruz, Gazi Ahmet Muhtar Paşa karşımıza çıkıyor. Kafkasya kökenli kendisi. Evet. Aynı şekilde Batı Cephesi'ne bakıyoruz, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa. O da Çerkez kökenlidir. Evet. Ve emirindeki birçok subay, birçok asker Çerkezlerden oluşmaktadır. Evet. Hani burada hem yeni vatanlarını ne pahasına olursa olsun ölümüne savunmak duygusu var, evet, samimi duygusu var. İkincisi karşılarında kendilerine soykırım uygulamış olan, hı-hı, sürgün uygulamış olan asıl düşman Rusya var. Burada, evet, bir de şu var, yani şunu düşmek onu, için onu lütfen söyle. Söyleyecek evet, de şunu düşmek, hı-hı, için söyleyeyim. Yani mesela ben Çerkez sürgününü, soykırımını bu hafta konuşalım fikri 21 Mayıs'a gitmeden bu büyük katliamı, bu büyük mezalimi analım istedim. Fakat bunu anarken izleyiciler şu hislere, özellikle Çerkez kökenli izleyiciler, Çerkesler şu izlenime kapılmamalılar. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ermeni soykırımıyla 100. yılda 1915 olayları sanki bir yere sıkıştırılmaya çalışılıyor. İşte bu arkadaşlar da bu ekranda Rusya'nın Erivan'a giden devlet başkanı Putin'e kendi cephelerinden bir cevap vermeye çalışıyorlar. Bakın siz kendi yaptığınız soykırıma bakın noktasında bir cevap verme için yapılmış bir program gibi algılamamalılar. Biz çünkü yüreğimizden Türkiye, gelerek ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, evet, kendi içinde yaşayan halkların, evet, mağduriyetinden yola çıkarak uluslararası bir sorunu savunma ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum. Ama burada mağdur edilmiş, gerçekten katliama, soykırıma muhatap kılınmış bir halk var. Yani adam gibi bunu konuşmak lazım, bunu, evet, söylemek lazım. Bunun altını çizmeye, evet, çalışıyorum. Ki programın başında ben söylemiştim. Evet. Çerkeslerin başına bu kadar büyük bir felaket, soykırım, sürgün gelmiş olmasına rağmen, evet, içinde yaşadığımız halklar, Türkiye'de, evet, yaşamış olan insanlar, hı-hı, bundan haberdar değil. Evet, 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 de, evet, maalesef. Bu tür programları, bu tür çalışmaları biz çok büyük çalışmalar, jestler olarak görüyoruz. Bizim, hı-hı, için çok faydalı oluyor. Ben Koray Bey'in sorusunu orada tamamlamak, o, istiyorum. Önemli.
Çoğu teşkilatı mahsusa da vatansever duygusuyla, vatanseverlik duygusuyla en önde yer alanların çoğu teşkilatı mahsusa da Kafkasya kökenli insanlardı. Evet. İçlerinde Çerkesler vardı, tabii, Abazalar Kafkasya vardı, Asetinler vardı. Kuşçubaşı Eşref Sencer evet. Bey, Adige kendisi, yoksa... Kendisi Asetin kökenli. Asetin kökenli, evet. Asetin kökenli. Kökenli evet. Ve teşkilatta yer alan birçok kişi. Ve işin tuhafı Osmanlı'nın Balkanları kaybettiği dönemde askeri ve hani istihbarat bağlamında bu kadar güçlü olan bir kadro istese 60 gün kadar sürdü Batı Trakya Türk Cumhuriyeti Devleti. Orada Batı Kafkasya devleti kurabilirlerdi. Kurulabilir. Asla Osmanlı topraklarına geldiklerinde ayrı bir devlet kurmak, Çerkezlik gayesi fikirleri, gibi fikirleri yok, olmadı. Fikirleri yani yok. Şimdi bir de Muharrem Demircan diyor ki Fadayev'in Çerkez toprakları devlete lazımdı. Onların kendilerine ise hiç gerek yoktu. Evet, Fadayev'in böyle bir notu yani, var. Ben de not yani Çerkez buraya. Toprakları evet, lazımdı. Yoksa onlara bir ihtiyaç yoktu. Ben de yoktu. Bir tarihçi olarak söylüyorum. Çerkezler ve artık Kafkas kökenli halklar, hani Türkiye'ye gelenler, Osmanlı'ya gelenler gerçekten geldiklerinden itibaren cansiperane nerede ihtiyaç varsa büyük bir samimiyet, biz nasıl burada samimiyetle konuşuyoruz bunu yüreğimizden gelerek büyük bir samimiyetle mücadele etmişler. Yanılmıyorsam bizim Suriye'deki ordumuz bozulduğunda Mirza Paşa vardı. Suriye ve Ürdün'de bir polis birliğinin başında oradaki Çerkezler Yıldırım orduları bozguna uğramışken İngilizlere karşı çok sağlam ve dimdik şekilde sonuna kadar durdular. Kutsal topraklarda korumak adına. Çok dimdik durdular. Şimdi orada. Son 3 dakikamız. Neden? Son 5 dakikada bir ezgiyle kapatmak istiyoruz gerçekten. Çünkü bu bize çok şeyler hatırlatıyor. Son süreci hemen özetleyin bize. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bugün Türkiye'de yaşayan Çerkesler olarak ne istiyorsunuz? Bunu bize özetleyin. Bir de o anma programını Mevlid-i Şerif'i tekrar hatırlatın ve biz sözü yine ezgilere, içimizi yakan ağıtlara bırakalım, öyle kapatalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırı içerisinde 151 yıldır yaşayan 3,5 milyona yakın Çerkez ve bunun yanında 1 milyona yakın Abaza, Asetin, işte Çeçen, Dağıstan kökenli insanımız bulunmakta. Aslında bu akşam konuştuğumuz sürgün, soykırım bunlar saatlerce konuşması, günlerce kesinlikle konuşması gereken şeyler. Dolayısıyla da şunu söyleyeceğiz biz. Bu olay büyük bir insanlık olayı, vicdan olayı. Hem Türkiye'de yaşayan tüm insanlarımız, tüm sivil toplum örgütleri, tüm siyasi partiler Çerkeslerin bu büyük trajedisine kayıtsız kalmamalı. Empati yaparak bu acımızı hissetmeliler, yanımızda olmalılar. Yani fırsatçılık yapma endişesiyle hareket etmek istemiyoruz. Yani Ermeni soykırımının tartışmalarının yaşandığı bir dönemde Rusya'ya karşı Türkiye'nin hadi havasıyla hareket edelim, Türkiye'yi yanımıza alalım, Rusya'ya karşı böyle bir havada hareket edelim düşüncesinden ziyade, demin söylediğim gibi bu ülkeyi yönetenler, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve diğer liderlerimiz şunu çok iyi görmeli. Bu ülkede 4-5 milyon Kafkasya kökenli insan yaşıyor. Bunların başına 18. ve 19. İyi yılda de yaşıyorlar, iyi çok de büyük sürgünler, soykırımlar geldi. Evet. 151 yıldır bu insanlar vatandaşlık görevlerini fazlasıyla yine getirdiler. Geldikleri ilk günlerde ana dilleri Çerkesçeden başka hiçbir şey bilmiyor iken, Türkçe bilmiyor iken cepheye koşuyorlardı. Ama bu insanlar 151 yıl sonra şu an ana dillerini konuşamaz hale geldiler. UNESCO'nun yayınladığı kaybolmakta olan diller kategorisinde yer alıyor Çerkesçe. Burada devletin bazı şeyleri sorgulamakta fayda var. Bu kültürel haklar konusunda da gerçekten bununla ilgili talepleriniz var. Bunları iletiyorsunuz demokratik bir ülkenin vatandaşı olarak. Hızlı bir şekilde buraya geçmek istiyorum. Bizim beklentimiz devleti yönetenlerden nedir? 6 milyona yakın Kafkasya kökenli insanımızın bu ülkede yaşadığını görerek vicdani, insani hareket edip Çerkez soykırımını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resmen hukuken tanımalarıdır. Böyle bir talebiniz İki, var deyip kapatıyoruz. Evet, son şeyi son söylüyorum. 21 Mayıs bizim için bu acının yıl dönümüdür. Dolayısıyla Başbakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan Çerkeslerin acılarını net bir şekilde paylaştıklarına dair ifadeler, açıklamalar bekliyoruz. 21 Mayıs Perşembe akşamı Rusya Konsolosluğu önünde, İstanbul Taksim'de Rusya Konsolosluğu önünde binlerce insanın katılımıyla soykırımı, sürgünü haykıracağız. Tüm vicdan sahiplerini yanımıza bekliyoruz. Son olarak da 22 Mayıs Cuma akşamı
Eyüp Sultan Camii'nde Mevlid-i Şerif programı var. Hı hı. Akşam namazından sonra. Evet. 22 Mayıs Cuma akşamı. Oraya da bekliyoruz. Oraya da bekliyoruz herkese. Murat Yalçın tarihçi, Çerkes Dernekleri Federasyonu basın sözcüsü, basın danışmanı, kısaca oranın her şeyi. Konuk oldunuz, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Koray'la birlikte biz an ve zamanda sürdürüyoruz yolculuğumuzu. Evet. Koray'a teşekkür etmeye gerek yok. Programın yarısı Koray'ın. Her biz hafta. De soykırımı uğrayan başta Çerkesler ve bütün Kafkas halklarını rahmetle anıyoruz tekrar. Rahmetle anıyoruz. Evet. Ve o acı bizim acımızdır. Bizim acımız. Biz tarafımızı belirtmiş olarak bu yayını yapıyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Ve sevgili seyirciler, an ve zamanın sonundayız. Ben Faruk Aksoy. Konuklarımıza Koray Şerbetçi ile birlikte teşekkür ediyoruz ama müzisyen arkadaşlarımız İshak Akbay biraz sonra yine bir Ezgi ile birlikte olacak, programı aslında orada kapatacağız. Sonra Pişinavo, değil mi? Yanlış telaffuz etmiyorum. Pişinavo Taner Yavaş da eşlik edecek. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya cumartesi akşamı an ve zamanda Türkiye'nin en iyi ekranı 24'te karşınızda olacağız. Şerde yistem benim daşım vari vay, adaşın ase hari vay, yisurak tohaneri vay. Daşerde yistem benim daşım vari vay, dedeş hakim tura vay. Şakır dağabeyin eriway Daşerde İstan benim daşım gariway Kışkan dini faşeriway Dedini avkaşeriway Daşerde İstan benim daşım gariway دي تحتك وتشكري وي خشفم لفاتشري وي داشر دا İstan benim daşım gari vay Fahim dirav başarı vay Dedin raşa jari vay Daşerde İstan benim daşım gari vay Mezlafem dufaşarı vay Dedin av başarı vay Daşerde İstan benim daşım gari vay Hacırı harq osmu gari vay Bebiz pavvaşari vay Daşerde İstan benim daşım gari vay Mirdiş ala gale her vay Tırkı zevk avga şeri vey Daşerde İstan benim daşem gari vey مردی پشاش داشت هر وی زگوار هم گرا شری وی داشر دا استم بریم داشم غری وی مردی فریز حشر وی
شتلب ام نفاشری وی داشر دا استانبولم داشم غری وی تش فزش کرم حکری وی ترک مزم شافادشی وی داشر دا استانبولم داشم غری وی دادش حفیم بتورا وی شکر دا غبی نری وی شکر دا غبی نری وی شکر دا غبی نری وی Şimdi WUPS'ta dakikalar aynı bu kalemun gibi dönüşüyor. Bir dakika istersen 20 SMS, istersen 5 MB internet oluyor. Mesela 800 dönüşen dakika 2465 MB internet artı her yöne 276 dakika artı her yöne 620 SMS ya da neye istersen ona dönüşüyor. Üstelik 800 dönüşen dakika sadece 21 liraya. WUPS, mübalağasız. Mardin'e gitmek, geçmişe yolculuğun arabayla da yapıldığını bilmeyene zor gelir. Ama bizim için eve giden hiçbir yol zor değildir. Yolda okuduğumuzu lastiğe yazıyoruz. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Kazancı çoktur, bak bu fırsatın. Kaçmadan evvel iyi düşün taşın. Hep bir fiyatım olsa diyordun ya işte.